Kolonyayı cebimde taşıyorum, suyu taşıyorum yanımda. Herhangi bir olur ya, bir sıkıntı olursa elimi yıkıyorum. Eldiven var herhalde mi efendim? Evet efendim, bu eldiven, poşet eldiven. Bu eldivenin 100 tanesi 5 lira, tanesi 5 kuruş. Tramvaya biniyoruz, yer yoksa oturmuyoruz. Bunu elimize takıyoruz. İndikten sonra ters çevirip hijyen bir şekilde çöpe atıyoruz. Şimdi bu virüsün ilacı olmadığı için, çaresi olmadığı için bunun tek ilacı sabır ve tedbir efendim. Siz de böyle tedbirlere uymuyorsunuz. Evet, bu tedbirlere uymaya çalışıyoruz. Fakat şunu gördüm. Tabii ki yoğunluk oluyor. Tramvayda, toplu taşımalarda. Ve en çok dikkat etmemiz gereken toplu taşıma araçlarını kullanırken maskemizi böyle çenemize indirmemek. Yerinde tutmak. Maalesef az önce, yine 5 dakika önce tramvayda bir gencimiz, güzelce uyardım. Gencim, maskeni takar mısın? Hem sana sıkıntı olur, hem topluma sıkıntı olur. Toplu taşıma aracındasın. Hiç aldırış etmedi. Peki şu an Vali Bey'in de katıldığı denetimler yapılıyor. Bu denetimler sizce Kayseri için yeterli? Efendim, yeterli bir yerde ama en çok toplu taşıma araçlarında bir sivil denetimin gerçekleşmesini arzu ediyorum şahsen. Öncelikle şunu söyleyeyim. Alınması gereken tedbirler maske, mesafe ve hijyen. Maskeye dikkat ediyoruz ama hijyen, yani sosyal mesafeye o kadar da dikkat edelim. Yani dikkat edilemiyor. Hijyen elimizden geldiği kadar dikkat ediyoruz. Peki bugün Sayın Valinin katıldığı bir denetleme yapıldı. Sizce bu denetimler Kayseri için yeterli mi? Ya denetimler yapılsa da vali geldi diye insan maskesini çıkarsa da orada takıyor hemen. Vali gidiyor hemen tekrar çıkarıyor yani. Bu denetimlerin de bence sıklıkla yapılıyor ama bir faydasının olacağını ben düşünmüyorum. Yani görüyorsunuz ki Kayseri'de 6 ilin arası, yani vaka sayısının arttığı 6 ilin içerisinde yer alıyor.